Düğün törenlerinde kalabalıkların oluşması ve bu kalabalıkların kontrol edilememesi, sosyal mesafe kurallarının ihlal edilmesi, maske takma kurallarının da ihlal edilmesi nedeniyle bazı düzenlemeler yapılmasının yerinde olacağı kararı verildi. Açık ve kapalı düğün salonlarında yapılan düğünlerin aynı gün içerisinde saat 10 ile 23 saatleri arasında en fazla 2 saat sürecek şekilde yapılmasına, İki düğün arasında en az 2 saat bırakılmasına, personel ve çalışanlar dahil 4 metrekareye bir kişiden fazla misafir alınmamasına, sokak ve mahalle aralarında yapılan düğünlerde maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmediğinin tespit edilmesi, söz konusu düğünlerin kolluğun kontrolü dışında yapılması nedeniyle denetlenmesinin mümkün olmaması sebebiyle emniyet ya da jandarmaya bildirimde bulunulmaksızın açık ve kapalı alanlarda düğün, nişan, kına ve benzeri organizasyonların yapılmasının yasaklanmasına, emniyet veya jandarmaya yapılacak bildirimlerde düğünün başlama ve bitiş saatlerinin mutlaka belirtilmesine, düğün, sünnet düğünü, nişan, mevlid ve benzeri organizasyonlarda yemek verilmesi ve ikramda bulunulmasının uzun süre bir arada kalmaya, maske takmamaya, sosyal mesafeyi gözetememeye neden olacak koşulları oluşturması nedeniyle düğün, sünnet düğünü, nişan, mevlid gibi organizasyonlarda yemek ve her türlü yiyecek ikramında bulunulmasına müsaade edilmemesine karar verilmiştir. İl Pandemi Kurulumuz özellikle ilimizdeki son durumu da göz önünde bulundurarak bazı konularda da dikkat edilmesi gerektiğine, bazı konulara dikkat çekilmesi gerektiğine karar vermiştir. Faaliyette bulunulmasına izin verilen çay ocakları ve kahvehanelerde çay ikramında kullanılan bardakların temizliğinin mutlaka deterjanla yapılmasının uygun olacağını değerlendirilmiştir. Lokanta, kafe benzeri umuma açık tesislerde kullanılan bardak, tabak ve diğer araçların mutlaka deterjan kullanılarak temizliğinin yapılmasının uygun olacağı, kapalı mekanlarda hastalığın yayılımı daha hızlı olduğundan kapalı mekanlardaki çalışma ortamlarında mutlaka maske kullanılmasına dikkat edilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. Hastalığın özellikle gençlerde ve çocuklarda asemptomatik yani belirtisiz seyrettiğinden yaşlılar ve kronik hastalarla aynı evde yaşayan gençler ve çocuklar ile diğer aile fertlerinin kendilerini pozitif olarak kabul edip maske ve sosyal mesafe kurallarına ev içinde de riayet etmelerinin yerinde olacağı kanaatine varılmıştır. Bunun tavsiye edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Diğer bir konuya temas etmek istiyorum. Valiliğimizce Kurban Bayramı'ndan önce ilimizdeki son 2 günlük vaka sayısının 100'ü geçtiği şeklinde yapılan açıklama ile Sağlık Bakanlığı verilerinin çelişki oluşturduğu yönünde basın ve yayın organlarında haber ve değerlendirmeler yer almıştır. Valiliğimizce açıklanan vaka sayısı o gün sonuçlanan testlerdeki pozitif çıkan test sayısını ifade etmekte olup pozitif olarak değerlendirilen testler içerisinde daha önce tedavi gören pozitif hastaların kontrol testlerinin de bulunması nedeniyle pozitif yeni hasta sayısının bu rakamların daha altında olduğu anlaşılmıştır. Ancak vaka sayısı ne olursa olsun tedbiri elden bırakmamak gerektiğini unutmamamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Maske, sosyal mesafe ve temizlik hastalıkla mücadelede temel kurallardır. Bu kurallara riayet ettiğimiz ölçüde hastalıkla mücadelede başarılı olabiliriz. Kurallara uymada gösterdiğimiz her ihmalin neticesine hep birlikte katlanmak zorunda kalacağımızı unutmayalım. Teşekkür ederim.